Herkese günaydın. 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 Bir şey mi kaçırdım içeri? Bu ne uykusu Allah aşkına Ahmet? Neler oldu bir bilsen. Rukiye, nasıl gidiyor tatil? Hakikaten zenginler de ağlarmış. Onu görüyorum Ahmet amca. Aa, ne biçim laf o öyle o? Berk gene mi uyanamadı? Ah Ahmetciğim, nasıl uyuyorsun, hayranım vallahi. Ev yıkılsa ruhun duymayacak. Berk dün gece tuttu Tuğçe'nin elinden, çekti gitti. Niye? Dedem Tuğçe ile ilgili gerçekleri öğrendi de. Nasıl? Ben söyledim. Neden böyle bir şey yaptın? Tamam, üstüne gitme şimdi, sonra konuşuruz. Günaydın. Afiyet İnanmıyorum olsun. Gümüş ya. Gümüş, haş geçti, ekmek mi pişirdin? Haş haşlı Ahmetci. Nereden çıktı kızım şimdi bu? Yağlı yağlı. Anneciğim, ben ne zamandır istiyordum. Neyse, bayağı hızlı öğreniyorsun abla. Erkeğin kalbini aktarmasız giden yolu bulmuşum valla. Ay neyse canım, dedemi de sakinleştirir hiç olmazsa. İnmedi mi daha? Kahvaltı hazır diyeli neredeyse bir saat olacak. Dedemin bu sessizliği hiç iyi değil. Dede? Şirkette görüşürüz. Kolay gelsin. Bunun aynını bu renge uygulayalım. Başla. Kolay gelsin Emir. Gel gel, son çıkanlar harika. Bir baksana şunlara. Sen esas bize bak. Bak, seni kimle tanıştıracağım? Rukiye, Emir. Çok yetenekli Emir. Çok, bildiğin gibi değil. Aramıza hoş geldin Rukiye. Hoş gördük, hoş gördük. Hadi bakalım. Acele edelim biraz. Yapmamız gereken bir sürü iş var. Benden pek hoşlanmadı galiba. Yok canım. Anlamadım ama. Hadi ama. Hazırlamamız gereken bir defile var. Vay. Çok Amerikan filmi izliyoruz galiba. Yok canım, çok tatlıdır aslında. Ama niye böyle bir şey yaptı anlamadım ki. Nasıl? Çok güzel olmuş. Çok güzel. Sence bu sefer başarabilecek miyiz? Sence? Bilmem. Çok güzel ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şadoğlu şirketleri olarak Özen Tekstil'e ve Beril Özen'e dava açıyoruz hemen beyler. Bugün öğleden sonra tekneyle açılalım mı? Ne dersin? Olabilir. Ah! Bindin mi kaydıra? Ev cadısı. Hı hı. Kızım, nereden çıktı bu? Bir amca verdi. Nasıl bir amca bu? İyi bir amca. Onur. Senin şu adamlar olmasın sakın. Kumarhanedekiler. Yok canım. Benim onlarla bir işim kalmadı ki, biliyorsun. Daha önce de öyle demiştin ama başımıza gelenleri hatırlatırım. Ama böyle güvenmeden olmaz ki. Kızım, ben sana tanımadığın insanlardan bir şey alma demedim mi kaç defa? Dedin anne. Anne Onur'a kızma, aman bir daha söz. Tamam, tamam. Ne o Ahmetciğim? Kaç gündür balığa çıkmıyorsun? Bıraktım artık. Aa, olmaz ama. O kadar sevdiğin hobi değil mi ama? Buna memnun olursun sanmıştım. Ben senin mutlu olduğun şeyleri yapmana memnun olurum Ahmetciğim.
Efendim Kadriye. Telefonunuz var. Bahar Şadoğlu değil mi? Evet. Sinirli mi? Evet, sinirden kuduruyor üstelik. Tamam, bağla. İyi günler Bahar Hanım. Sizinle konuştuğum bir gün nasıl iyi olabilir ki Gökhan Bey? Yine yapmışsınız yapacağınızı. İnanır mısınız? Ben de tam şimdi sizi arayacaktım. Geçmiş olsun demek için. Tekstilden çekiliyor musunuz? Yanlış haber. Haber kaynaklarınızı iyi seçmenizi tavsiye ederim Gökhan Bey. Yakında defile yapacağız. İsterseniz size de bir davetiye göndertebilirim. Nasıl olur ama? Aması olur işte. İyi günler. Alo. Merhaba Özgeciğim. Yok, canım sıkkın da biraz. Aslında çok iyi olur. Benim de canım hiç çalışmak istemiyor. Tamam. Tamam, bir saat oradayım. Ama bu toplantı çok önemli Bahar Hanım, iptal edemem. Hem Tarık Bey de yok. Mehmet Fikri Bey çok kızacak. Hepsini iptal et Tülay, lütfen benimle tartışma. Bahar, sen hasta falan mısın? Yok, gayet iyi. Ne bileyim, senin iş asman pek alışılmamış bir durumda. Kuzen, bilirsin ben özür dileme işlerinde pek iyi değilimdir. Takma, ben affetme işinde mükemmelimdir. Sen istersen git biraz kendinle ilgilen, işleri de merak etme. Mehmet, hiç Berk'le konuştun mu? Sen merak etme, ben ilgileniyorum. Daha az önce konuştum, uyuyormuş Ayta. Eminim annem yukarılardan bir yerlerden bakıp bana avazı çıktığı kadar bağırıyordur. Aptal Bahar, her şeyi mahvettin diye. Bence Nur yengem yukarılardan bir yerlerden... Bahar kızım merak etme. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır diyor.